Efendim, esselamu aleyküm ve rahmetullah. Yüce Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Efendim, sevgilinin yolundaki sohbet halkasına hepiniz hoş geldiniz, şeref getirdiniz, güzellikler getirdiniz. Ben Muhammed Said Salim Hatipoğlu kardeşiniz. Burada sizlerle bir araya gelmekten dolayı çok mutluyum, çok sevinçliyim. Öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. Çünkü insan arkadaşlarına, insan dostlarına, insan ailesine geldiği zaman, kavuştuğu zaman mutlu olur. Sizler de benim burada ailemsiniz. Sizinle beraber aynı duyguları konuştuğum için, sizinle aynı ülkede yaşadığım için, sizinle aynı kültürün içinde büyüdüğüm için, sizinle aynı inancı paylaştığımın sevinci içerisindeyim. Bizi aynı dine döndüren, aynı peygambere iman ettiren Cenab-ı Allah'a hamd ile sözümü başlarım. Bizi Rabbim de bu istikametten, bu sadakatten, bu güzellikten, bu zarafetten, bu temizlikten ayırmasın inşallah. Efendim, nasılsınız? Görüşmeyelim. Hepiniz iyisinizdir. Sizinle her pazar günü Wav TV ekranında bir araya geliyoruz. Güzel şeyler konuşuyoruz. Gerçi haksızlık etmeyelim. Her programımız güzeldi. Bu programımız da güzel ama bundan önceki sohbetlerimiz de güzeldi. Çünkü biz burada güzelleri konuşuyoruz. Bize güzelliği öğretenleri konuşuyoruz. Bize hakkı öğretenleri konuşuyoruz. Eğer ki bizde bir güzellik varsa onların bize bir yansımasıdır. Güzellik bizim büyüklerimizdedir. Biz de belki onlara bulaşırsak, işte biraz bize bir güzellik bulaşırsa belki güzel oluruz diye temenni ediyorum, inanıyorum. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, gelin beraber sizinle Peygamber Efendimiz'e bir misafir olalım. Hazreti Peygamber'in aleyhisselamın sofrasına bir ulaşalım. Bakın Hazreti Peygamber bize neler öğretecek. Bakın, birisi geliyor Hazreti Peygamber'in yanına. Çok gariptir. Hazreti Peygamber'e bir şeyler söyleyecek. Bakın Peygamber Efendimiz de ona neler söyleyecek. Hazreti Peygamber'in dudaklarından dökülen sözlere bakarsanız mutlaka İslami değerleri böyle öğrettiğini görürsünüz. Mutlaka Hazreti Peygamber'in sizlere Allah'ın razı olduğu ahlakı öğrettiğine şahitlik edersiniz. Gelin ben size bir örnek vereyim şu anda. Bir sahabi öyle diyor, Hazreti Peygamber'e geldi birisi ve Hazreti Peygamber'e hicret ve cihat etmek üzere sana beyat ediyorum. Bunların sevabını Allah'tan diliyorum ey Allah'ın peygamberi. Bakın, Peygamber Efendimiz'e beyat ettiğini söylüyor. Beyat etmek ne demek biliyor musunuz? Beyat etmek, sana söz veriyorum demektir. Ben de senden söz alıyorum demektir. Seninle beyatleşiyorum demek, İslami kavramlarda seninle ahitleşiyorum. Sana bir takım sözler veriyorum ve sen sözlerime şahitlik et ey Allah'ın peygamberi. Söz veriyorum, ben de sana verdiğim ahde sadık olacağım gibi bir anlamı vardır diye ifade edebiliriz. Bakın şimdi Hazreti Peygamber hicret edeceğim diyen insanlara neler söylüyor. Yani yeni bir yere gideceğim ey Allah'ın peygamberi. Bana müsaade ver, ben Medine-i Münevvere'ye taşınmaya gidiyorum. Mekke'den Medine'ye gideceğim. Oraya, o ahaliye, o insanlığa söylemek istediğin bir şey var mı? Bir de hadise bu anlamda bakınız. Ben gidiyorum ey Allah'ın peygamberi, sana biat etmeye geldim. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Hazreti Peygamber bir soru soruyor. Diyor ki, annen ve baban hayatta mı? Onlardan hayatta olan birisi var mı? Sahabi diyor ki, evet ey Allah'ın Resulü, her ikisi de hayattadır. Hazreti Peygamber buyuruyor ki, Allah'tan sevap kazanmak istiyorsun değil mi diyor. Sen Allah'tan sevap kazanmak istiyor musun? Sahabe-i kiram, evet ey Allah'ın peygamberi, ben sevap kazanmak istiyorum deyince Hazreti Peygamber, o halde anne ve babanın yanına dön, onlara iyilik buyur buyur. Gariptir. Bu kişi kimdir biliyor musunuz? Hazreti Peygamber'den cihat etmeyi isteyen bir insandır. Medine'ye gideceğim ey Allah'ın peygamberi, ben de herkes gibi hicret etmek istiyorum. Niye istiyor? Çünkü ben de cihat edeceğim Allah yolunda. Savaşmak istiyorum diyene Peygamber Efendimiz diyor ki, senin annen baban hayattaysa senin cihadın anne ve babana bakmandır. Onlara iyilikte bulunmandır.
onlara merhamet etmendir buyuruyor. Şimdi kardeşim sen 21. yüzyılda yaşıyorsun. Gel bu hadisi şeriften sen de istifade et. Abi nasıl istifade edeceğim ki? Ben Allah yolunda savaşmak istiyorum. İşte böyle Peygamber Efendimiz bize öğretiyor, bu cihadı öğretiyor. Buyuruyor ki peygamber sen annene ve babana iyilik yaparsan, onlara kardeşlik edersen, onlara dostluk edersen Allah da sana mutlaka karşılık verir. Öyle buyuruyor. Gelin size birinden bahsedeyim. Beni çok etkilemiş birisidir. Yani Allah dostlarının hayatları hepsi insanı etkiler. Allah dostlarının hayatlarına baktığınız zaman ne görürsünüz biliyor musunuz? Hayatının merkezine Allah'ı koyarak yaşayan insanlar. Sen günlük aktivitelerini oluşturuyorsun ya, Allah'ın dostlarının da kendine göre bir aktivitesi vardır. Onlar 24 saatlerini Allah'ı merkeze koyarak yaparlar. Hayatlarının her şeyini Allah belirler. Ve bazı insanlar vardır, hudutları, sınırları aşmışlardır. Aşkla ve sevgide Allah'a teslim olmuşlardır. Onlar garip insanlardır, dünyanın şartlarına pek uymazlar. Onlara baktığınız zamanlarda ya bu nasıl bir insan dersin, dünyanın şartlarına uymadıklarını görürsün. Bazı insanlar vardır, o kadar Allah'a sadıktır ki, o kadar kalbi Allah'la beraberdir ki, dünyevi şartlara pek uymadıklarını görürsün. Ben çok öyle insan gördüm. Bu gözler neler gördü, Allah dostlarını gördü, bilseniz. Öyle Allah'a sadık olan insanlar gördüm ki ben. Zannetmeyin ki gördüğümüz Allah dostları sadece başlarında sarık, üzerinde bir cübbe var. Değil. Ben öyle insanlar gördüm ki yüzlerinde masumiyet vardı, safiyet vardı. Hiç dünyevileşmediklerine şahitlik ettiğim insanlar var. Hani bir ifade vardır ya böyle ensesine vur ekmeğini al. O kadar dünyevi kavgalardan uzak insanlara ben şahitlik ettim. O kadar sağlam Allah'a bağlı olan insanlar. Gelin size onlardan birinden bahsedeyim. Kitaplarda öyle bahsediyor. Diyorlar ki büyüklerden birisi Kabe-i Muazzama'ya geldi. Gariptir. Birine kulak veriyor. Birini dinlemeye başlıyor. Bakıyor ki birisi Kabe'de tavaf ederken sürekli sen diyor sürekli. Sen, ente. Ente Arapça sen demek yani. Bir ifade. Bu kadar. Sen. Kabe-i Muazzama'da tavaf ederken bu şekilde yürüyor böyle. Yürürken sen, ente. Tavaf ederken ne yapılır? La ilahe illallah denir. Tavaf ederken ne yapılır? Allah denir. Tavaf ederken ne yapılır? Subhanallah denir. Tavaf ederken ne yapılır? Hazreti Muhammed'e aleyhisselama salatü selam getirilir. Ama bakınız ne yapıyor yürürken? Ente, sen. Bu kadar. Büyüklerden biri buna şahitlik ediyor. Kitaplar anlatıyor bu kişileri işte. İslam, efendim evren, dünya böyle garip insanlara şahitlik etmiş. Toprak bir dile gelse bir anlatsa kimler geldiğini şu dünyaya, kimlere şahitlik ettiğini bir söyleyiverse o kadar garipseyeceksiniz ki. Yanaşır Allah'ın dostu, der ki kardeşim sana arkadaşlık etmem mümkün müdür? Der, buyurun efendim tabii arkadaşlık edebilirsiniz bana. Beraber yürümeye devam ederler. Bakıyor ki adam hala ente. Zikir bu kadar ente. Allah'ın dostu garip bakıyor ona. Sesini çıkarmıyor tabii ki yani. Allah'ın dostu zikir çekiyor kendince. Peygamber'e salatü selam okuyor. Allah'ı zikrediyor. Ama yanındaki o garip adam yürürken sadece ente. Rükn-i Yemani'ye geliyorlar. Hacer Esed'in oraya geliyorlar. Sürekli ente. Sen. Bu kadar. Bir melodi gibi sanki. Bir tatlı bir ses. Sürekli sen, ente. Bu kadar. Evet bu kadar. Şaşıracaksınız. Herkes Kabe-i Muazzama'da dua ediyor, zikir çekiyor. Kimisi böyle efendim okuduğu ayeti ezbere okuyor. Tavaf ederken Allah'ın ayetlerini ezbere okuyor. Ama o ise ente, sen. Bu kadar. En sonunda Allah'ın dostu onunla beraber şöyle bir oturup Kabe'yi izlediği zaman ona bir soru soruyor. Efendim diyor bir şey sorabilir miyim size? Buyurun diyor tabii sorabilirsiniz. Ben diyor çok merak ediyorum diyor. Yani sizinle tavafta beraberdim sürekli. Siz sürekli ente sen diyorsun. Ne demek istiyorsunuz anlayamadım diyor.
İnsanlar Kabe-i Muazzama'ya geldiklerinde Allah'ı zikrederler, Allah'ı anarlar. Kur'an okurlar, peygambere salatü selam getirirler. Namaz kılarlar, şunu yaparlar. Tavaf ederlerken böyle bir takım zikirler okurlar. Siz sürekli ente diyorsunuz. Ben anlamadım, sürekli sen diyorsun. Ne kadar büyük bir adammış bak. Yaman bir adammış. Döner Allah dostuna der ki, bunlar buraya geldiklerinde demek ki bunları söylemeye ihtiyaçları var. Ben sadece ona sen demeye ihtiyacım var. Sen derken ben Allah'ı kastediyorum. Benim muradım, maksudum odur. Sonra döner ve öyle söyler. Zaten ondan başka ne var ki der. Ben sadece dilimden sen diyerek ona hitapta bulunurum. Benim bütün zikrim sen, sen, sensin. Benim bütün zikrim sen, sen, sensin. Çünkü ben Allah'tan başka bir şey burada ve gittiğim herhangi bir mekanda ondan bahsederken ona sen diye hitap etmekten öteye geçemedim hiçbir zaman. Ondan başka ne var ki? Sen derken ben Allah'ı kastediyorum. Böyle insanlar var işte yeryüzünde. Allah'a bu kadar sadık, Allah'a bu kadar muhabbet duyan, baktığı her şeyde Allah'ı gören, dilinde kalbinde sadece Allah olan ama hayatının merkezinde Allah'ı koyup sadık bir şekilde yaşayanlar. Bilmiyorum acaba biz öyle olabilir miyiz? Şimdi ben burada konuşurken bunları zannetmeyin ki rahat bir şekilde size ifade ediyorum. Şöyle demesin bana kimse, aa Sayın kardeşim sen orada öyle konuşuyorsun. Öyle yaşama kolay mı bakayım? Sen orada anlatıyorsun ama kolay mı bakayım Allah'ı hayatın merkezine koymak? Dışarıda harika bir hayat var. Dışarıda bin bir çeşit böyle nefsimin arzuları beni celbediyor. Beni dünyaya teşvik ediyor. Ben ne yapayım yani şimdi kolay mı böyle bir şey yaşamak? Şimdi size birinden bahsedeyim. Yani sohbetimi onunla tamamlamış olayım bari. Size katılıyorum, hak veriyorum. Kolay bir şey değil yani. Elbette ki yani nefsi dizginlemek, efendim dünyanın cazibesine aldanmadan yaşamak kolay bir şey değil elbette. Ben medresede okuduğum zamanlardı. Hayatımın çoğu böyle alimlerin peşinde koşmakla, onlardan böyle ders okumak, nahiv öğrenmek, belagat öğrenmek, fıkıh öğrenmek, hadis öğrenmek. Hayatımın en keyifli anlarıydı böyle. İlim sahiplerinin yanından ayrılmazdım. Sürekli onlardan bir şey okumaya çalışırdım. Gene bir gün sabah namazından sonra bir hocamın yanında böyle bir tevazi bir evi vardı. Giderdik arkadaşlara ders okurduk. Ta öğlen vaktine kadar bak hiç unutmuyorum. Ama çok tatlı bir hatıra. Neyse okuyoruz. Hocamız bize ders okutmuştu böyle. Hocamdan şey okumuştum. İbni Hişam'ın Katr-ı Nedâsını okumuştuk. Böyle Arap grameriyle ilgili bir ders yani öyleyse ifade edeyim. Tamam mı? Neyse hocamız okuttu böyle falan. Ben de oturmuşum hocamın yanında böyle çalışıyorum böyle. Duvara bakıyorum. Arkadaşlar öyleydik. Böyle duvara dönerdik. Okuduğumuz metni böyle kendi kendimize anlatırdık. Okuduğum metni kendi kendime tekrar ederdim. Okuduğumuz metni kendi kendimize çözümlerdik. İbareyi böyle muhakeme ederdik. Terkiplerini okumaya çalışırdık. Ki o metin aklımıza iyice kalsın. O kaideler, kurallar diye böyle. Tamam mı? Sabah erken vakti. Dışarıda harika bir hava vardı ama. Dışarıda muhteşem bir hava vardı. Çok tatlı bir hava. Mevsim böyle yaza doğru gelmişti. Nisan ayıydı. Ben o anda ders çalışıyorum. Oturmuşum böyle. Dizimizi kırmışız. Sürekli ders çalışıyoruz. İçimdeki ses bana diyor ki, aa sen oturmuşsun burada. Kendini kapatmışsın böyle evlere. Oturuyorsun, ders çalışıyorsun falan. Dışarıda insanlar ne güzel geziyorlar, tozuyorlar. Olacak iş mi diyor içimdeki ses bana ya. Şeytan benimle uğraşıyor yani. Baktım hocam bana doğru bakıyor böyle. Hayırdır dedi. Sen ne düşünüyorsun dedi. İçimden geçenleri anlattım. Gülmeye başladı. Ona sus be dedi. Şeytanı kastediyor. Sus ona. Seninle uğraşmasın. Tamam hocam dedim falan. Aradan bir dakika daha geçti. Ben hala onu dinliyorum. Şeytan bana diyor ki ama haksız mıyım? İçimdeki şey bana diyor ki haksız mıyım? Baktım hocam bir daha bana baktı. Said dedi hayırdır. Hocam senin söylediklerini yapıyorum ama içimdeki ses bana diyor ki haksız mıyım diye bana soruyor. Baktım hocam dedi ki haklısın ama sen dedi onu dinleme gene de. Bu da bir tatlı bir hatıra olsun burada bahsetmiş olalım. Evet kolay bir şey değil dünyevi isteklerinizi dizginlemek ama benden size bir kardeş tavsiyesi. Siz dünyevi isteklerinizi dengeye oturttuğunuz zaman Allah'ın sevgisini kazanırsınız. Umut ediyorum hepiniz sevgisini kazanırız inşallah. Evet sevgili dostlarım. Bir sevgilinin yolundaki sohbetimizin de sonuna doğru geldik. Sizlerle bir araya geldiğim için, burada sizlerle buluştuğum için çok seviniyorum, mutlu oluyorum. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Burada bu sohbet halkasını oluşturdukları için.
Kıymetli yöneticilerime de şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu vesile, bize vesile kılıyorlar. Burada konuşmamıza müsaade ettikleri için. Elbette ki ekran başında bizi dinleyen bütün büyüklerimin hürmet ediyor. Ellerden öpüyorum. Hayır dualarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun inşallah.